Bereket Televizyonu ekranlarından, Bitki Koruma Saati programından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Bu akşam içinde bulunduğumuz, sezonda da artık e, mücadele yapmazsak başa çıkamayacağımız hastalıkları ve yabancı otları konuşacağız. Özellikle Hububat tarımında Mehmet Emin Şahin Hocamla birlikteyiz. Biz geçen hafta pancar tarımını konuşmuştuk. Pancar tarımını sağlıklı olarak nasıl yaparızı konuşmuştuk. Bir önceki hafta ise yine Hububat'ta yabancı ot mücadelesiyle ekranlarınızda dedik kaldığımız yerden Hububat, Hububat'ta yabancı ot ve hastalık mücadelesine devam ediyoruz. Hoş geldiniz hocam programımıza tekrar. Teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyoruz. Ee, i̇ki gün sonra nasipse ülkemizde bir halk oylaması yapılacak. İnşallah sonucunun ülkemiz, milletimiz için e, geleceğimizi aydınlatacak güzel bir sonuç olmasını Dilek ve temennilerimizi içerisine katıyoruz. Evet hocam, e, bu akşam içinde bulunduğumuz sezon artık ...Hububat'ta mücadelenin yapıldığı dönemler. Geçtiğimiz günlerde de e, hem yoğuş hem de soğuk olaylarıyla da karşı karşıya kaldı çiftçilerimiz. <laughs> e, önemli bir konu olan e, ve geç kalındığında herkesin gördüğü ama öncesinde erken döneminde kimsenin e, tanısını koyamadığı pas hastalıklarını konuşuyor olacağız ama programımızın ikinci bölümünde öncesinde yabancı ot mücadelesini ben tekrar hatırlatmanızı isteyeceğim ama izleyicilerimize de tekrar hatırlatalım. E, WhatsApp attığımız önümüz de şu anda ve yine Bereket TV'nin Facebook sayfası da önümde açık. Mesajlarınız geldiği sürece buradan okumaya ve yanıtlamaya çalışacağız diyelim. Mesajlarınızı mesajlarınızı bekliyoruz diye hatırlatalım ve e, hocam sözü size bırakayım. Yabancı ot mücadelesini biraz hatırlatırsanız evet. bize seviniriz. Önceki programda kısmi olarak değinmiştik. Şimdi yabancı ot deyince ne anlıyoruz? İzleyicimizin öncelikle bunu bilmesi lazım. Yabancı ot yetiştirdiğimiz ürün içinde istemediğimiz herhangi bitki Yabani bitki de olabilir, olabilir bu. Misal arpa tarlasının içinde buğdayı istemiyoruz. Mercimek tarlasının içerisinde nohut istemiyoruz. Yani buğday tarlasının içinde mercimek gördük mü bu bizim için bir yabancı ottur. Herhangi bir yabani ot da aynı şekildedir. Bizim için muamele yapma yönüyle asıl bitki dışındaki her şey yabancı ottur. Bunlarla mücadele etmemiz gerekiyor. Ne için mücadele edeceğiz peki? Öncelikle yabancı ot dediğimiz bitkiler bizim asıl bitkimizin suyuna, ışığına ve topraktaki bitki besin maddelerine ortak olur. Bizim bitkimizin beslenmesini, gelişmesini engeller. Onunla rekabete girer. Eğer biz bitkimize, kendi öz bitkimize yardımcı olmazsak bitkimiz rekabeti kaybeder. Nasıl yardımcı olacağız? Ürünün durumuna göre Yerine göre çapalama yapacağız, yerine göre elle mücadele edeceğiz, yolacağız. Ve hubbat gibi geniş alanlarda yetiştirilen ürünlerde de ilaçlama adeta kaçınılmaz oluyor. Evet, Peki hocam ilaçlama diyoruz ama e, hangi dönemde hangi yabancı ota karşı ilaçlama yapmamız gerekiyor? Evet. Bunu da özellikle izleyicilerimize anlatalım. Burada üzerinde hassasiyetle durulması gereken noktalar var. Maalesef ülkemizde yaptığımız birçok seyahatte Gördüğümüz bariz hatalar var. Bu söylediğiniz konu yeterince bilinmediğinden ya da dikkate alınmadığından bazı çiftçilerimiz çok erken ilaçlıyor. Bazı çiftçilerimiz geç ilaçlıyor. Başka ilaçlamalarla ya da gübrelemelerle birleştirip işçiliği azaltmak adına yanlışlar yapıyor. Bazen de şu oluyor. ilaçlama ekonomik yönden gerekli mi gerekli değil mi bunu bilmeden alışkanlık haline gelmiş doldur ilacı git tarlaya. Şimdi bizim burada birkaç hususa dikkat etmemiz lazım. Bir tarlamızı sürekli kontrol edeceğiz. İyi bir çiftçi mutlaka iyi bir gözlemci olmak zorunda. Yağmur, çamur, kar olmadığı toprağımızı, tarlamızı rahatça gidip gezme imkanının olduğu her dönemde 2 üç günde bir, en geç haftada bir tarlamızın kontrolü şart. Bitkimiz ne yapıyor? Gelişmesi ne aşamada? Hastalık, haşere, yabancı ot durumu nedir? Bunları gözlemleyip ve mümkünse bunları kısa notlar alarak ayın üçünde şu oldu, ayın beşinde bu oldu. Notlarını alarak ki bir sonraki yıla da bu tutacağı notlar, kayıtlar o çiftçimize ışık tutar. Birçok şeyi artık tecrübe ...eder hale gelir. Önceden tedbirini alma imkanı olur. İşte bugünlerde yabancı ot mücadelesi... ...gerçi e, sıcak bölgelerde... ...yapıldı, bitti. Tabii. İç Anadolu için, Doğu Anadolu için... ...iklimi geç gelen illerimiz için... E, ...tam zamanı şu anda. Tarlamıza gideceğiz. Kontrolünü yapacağız. Otun türünü tespit edeceğiz. Otlar çok yıllık otlar mı? Tek yıllık otlar mı? Çünkü bunların mücadelesi birbirinden farklı otun yoğunluğunu tespit edeceğiz. Bir metre karede yani bu bir metre kare bir metrelik bir çıtayı veya dört tane çıtayı birleştirip koyduğumuzda ortaya çıkan alan bir metredir. Bir metre kare alanda kaç tane yabancı ot var? Bu bizim için çok önemli. Misal üç tane ot var metre karede. Mücadele etmeye değer mi? Değer mi? Buna bakacağız. Çünkü ben buraya ilaç atacağım, mazot yakacağım, işçilik harcayacağım. Bunların hepsi bir maliyet. Eğer az sayıda ot varsa ilaçlamaya gerek yok. Veya otların gelişimi çok zayıf. Ekin onu bastırmış. Ekin rekabeti kazanmış. İlaçlamaya gerek yok. İlla ki ilaç atacağız diye kendimizi şartlandırmanın da bir gereği yok. Ne yapıyoruz? Teşhis ediyoruz. Sayımını yapıyoruz. Eğer ilaçlama gerekiyorsa ondan sonra hangi ilacı alacağımızın kararını vereceğiz. Neye göre kararını vereceğiz? otların yoğunluğuna göre hangi ot tarlamızda daha fazla. Çok yıllık olan var. Tek yıllık olan var. Dar yapraklı otlar var. Geniş, geniş yapraklı var. otlar var. Hı hı. İlaçların etkisi bu ot gruplarına göre değişiyor. Her ilaç her ota olmaz. Özellikle dar yapraklı ilaçlar, e, e, zararlı, yabancı otlara karşı kullanılan ilaçlarda da özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü e, Hububat'ta da aynı gruba giren, e, aynı etki grubu e, edebilmek dar yapraklı ilaçlar oluyor bunlarda. Buket Hanım, dar yapraklı dediğimizde çiftçimiz ne anlıyor? Veya geniş yapraklı bitki Hı -hı. dediğimizde çiftçimiz ne anlıyor? Çok kısa olarak buna da temas edelim. Tabii ederim. hocam, çok güzel olur. Değerli çiftçilerimizin şunu bilmesi lazım. Arpa, buğday, çavdar gibi bitkilere benzeyen bunların yabanisi... Çok sayıda buğday gilotları var. Biz bunların hepsine buğday gilotları diyoruz. Yaprak şekli üç aşağı beş yukarı bu saydığımız bizim kültür bitkilerine benzer. Arpa, buğday, çavdarın yaprağına benzer. Bunlar çayırda yetişir, merada yetişir, tarlamızın içinde yetişir. Bunların hepsi buğdayla yakın akraba, hubatla yakın akraba olduğu için Atacağımız ilaçların büyük bir kısmı bunları öldürmez. Zaten yaprağa baktıklarında da yaprağın üzerindeki damarların böyle birbirlerine paralel olarak ha, düz, uzandığından da görebilirler. <laughs> geniş yapraklı dediğimiz ise genellikle böyle ovalden yuvarlağa kadar değişen veya yırtmaçlı yaprakları olan buğdaydan tamamen farklı bitkilere de geniş yapraklı diyoruz. Bu bitkiler için çok önemli iki ana gruptur. Dar yapraklılar, geniş yapraklılar. Her iki bitkinin de, her iki grubun da tek yıllık olanları var, çok yıllık olanları evet. var. Tek yıllıklarla mücadele kolaydır. İlaç atarsınız, tek yıllıkları öldürür, kurtulursunuz. Ama çok yıllıklarla mücadele çok daha zordur. Çünkü çok yıllık otların kökü toprağın derinliklerindedir. Siz üstüyle mücadele edersiniz, toprağın altında kısmını çoğu zaman öldürmeyi başaramayabilirsiniz. Evet. O nedenle farklı müdahaleler gerekebilir köy göçüren sarmaşığı, köy göçüren dikeni, çoban çantası gibi ayrık gibi bazı bitkiler var ki her ilaç bunlara kolayına tesir etmez. Mücadele zamanını kaçırırsanız boşuna çalışmış olursunuz. Burada zamanlama da çok önemli. Biz hangi vakitte atacağız? Tekrar başlıyorum. Otu teşhis ettik, yoğunluğuna baktık. Hangi bitkiler yoğunlukta çok yıllık, tek yıllık, dar yapraklı, geniş yapraklı ona baktık. Bir de burada bizim ilaçlama için ayarlayacağımız zaman. Evet. Bu zaman ne ifade ediyor? Eğer bitkinin gelişme döneminin çok erken döneminde ilaçlarsak, topraktan çıkışları baktık, daha yeni çıkıyor. O zaman ilaçlarsak henüz topraktan çıkmamış olanlara ilacımız etki etmeyeceği için erken dönemde boşuna ilaçlamış oluruz. Değmeyecek çünkü bunu oradan da kestirebiliriz. Geç kalırsak, ne olur? Bu sefer otlar kartlaşmaya doğru başlamış olur, ekin sapa kalkmış olur, hı hı. atacağımız ilaçtan yine beklediğimiz faydayı göremeyiz. Ne yapmamız gerekiyor? Bu otların geneline göre bunu söylemek gerekiyor. Otlar en az iki yapraklı olduğu dönemde, en fazla da altı yaprak döneminde, yani iki ile altı yaprak yoğunluğunu saydığımız otlarda, tarlamızda kontrol ettiğimiz otlarda 2-6 yaprak arasındaki sayıyı yakaladığımızda diyelim 100 tane bitki saydık 1 metrekarede. Bunun %50'den fazlası 2-6 yaprak arasındaysa ilaçlamanın zamanı gelmiştir. Hiç kaçırmadan ilaçlamamız lazım. Daha birkaç gün önce bir bölgemizde bir seyahatim oldu Ege bölgesinde. Tarlanın içinde traktörün izi besbelli. Ekin sapa kalkmış, çiftçimiz ilaçlamaya geç kalmış veya başka maçta geciktirmiş de olabilir. Ekin yatmış, sapa kalkmış ekini traktörle ezerseniz, o ekin bir daha kalkamaz. Yeter. Traktörün izleri boyunca artık oradan ürün alamayacak. Geç kaldığı için ilaçlamadan da beklediği faydayı görmeyecek. O nedenle bizim amacımız en uygun zamanda ilaç atmak. Peki şimdi buraya kadar bunları yaptık. İş bitti mi? Bitmedi. Değil. Hocam burada yere gelmişken ben bir soru sormak isterim. Ee, Konya'dan Yusuf e, Karipçin mesaj atmış. Ekine ot ilacı atılınca kardeşlenmeyi durdurur derler. Doğru mudur diye bir soru yöneltmiş bize. Aslında pek çok e, konuştuğumuz, bahsettiğimiz konulardan birisiydi ama e, tekrar isterseniz değinelim. Bazı izleyicilerimizden de aynı yönde e, mesajlar var çünkü. Şimdi kardeşlenmeyi durdurmaz. Çiftçimiz orada şöyle yanılıyor. Zaten biz yabancı ot ilaçlaması tam zamanı söylüyorduk. Hı, hı Kardeşlenmenin bittiği dönemde, sapa kalkmanın başlayacağı dönemde ilaçlama yapılsın diyoruz. Bu dönemde ilaç atıyoruz zaten doğal olarak bitkinin kardeşlenmesinin sona erdiği dönem. Sapa kalkma dönemi başladığında doğal olarak bitki artık kardeşlenmeyi bırakır. Mevcut kardeşleri geliştirip büyütme çabasındadır. Zaten kardeşlenme zamanı yani bir, bir alakası yok onun. Hı hı. Biz kardeşlenme sonunu öneriyoruz. Evet. O dönemde bir ekin tepelense de ekin e, sapak kalkmadığı için zarar görmez. Traktör geçtikten birkaç saat sonra tarla Hı. tamamen traktör geçmemiş gibi ayakta bitki hayatiyetini devam ettirir. Sorun olmaz. Evet hocam e, yine Konya Karapınar'dan Ramazan Kocaker'de e, bahsettik ama az önce yine. Ama sayı olarak vermedik. Bizden metrekaredeki yabancı ot miktarı ne kadar olursa e, ilaçlama yapılmalıdır diye bir soru yöneltmiş bize. Şimdi bu çiftçimizin tarlasında hangi otlar yoğunlukta? Bunu evet. bilmek gerekiyor. Ben sadece İç Anadolu için önemli olan sarı ot dediğimiz bir ot var bu otla mücadele için metrekarede 3 ot görmesi yeterli. Daha fazlasına gerek yok. Sar ot için 3 ot gördüğüm yeterli. Diğer evet. otlarda da yoğunluk 20'yi geçmemeli hangisi olursa olsun. 20 geçtiği zaman zaten iş işten geçer. 10 12 15 ve üzerindeki otlarda tek yıllık çok yıllık ortalama olarak söylüyorum bunu. E, her otun mücadelesi farklılık arz ettiği için çiftçimizin buna göre dikkat etmesi lazım. Otu gördük, evet. yoğunluğu gördük. Hangisinin, hangi ot grubunun yoğun olduğunu gördük. İlacımızı seçmemiz gerekiyor. Nasıl seçeceğiz? Her ilaç, hı hı. her ota beklediğimiz etki göstermeyecek. O nedenle çiftçimiz bayiye gittiğinde, ilaç bayisine gittiğinde mümkünse resmini çeksin. Otları tanıyorsa isminin veya en kötü ihtimal bir tutam tarlasındaki otlardan yolup götürsün. Benim tarlamda bu otlar var. Bu otlara karşı ben hangi ilacı kullanmalıyım? Buna dikkat etmesi lazım. Eğer otun yoğunluğuna göre ilaç seçimi yaparsa daha başarılı olur. Çiftçimiz zaten tarlasını üç aşağı beş yukarı önceki yıllardan tanır. Önceki yıllardan tanımaktaki kastım şu. Çok yıllık otları her yıl aşağı yukarı tarlanın da aynı yerlerinde Öbek öbek çoğaldığı hı hı. için otun yoğunluğunu bilir. Hayvan gübresi kullanılan yerlerde de maalesef çoğu zaman gübre yeterince ferment olmadan, çürümeden tarlaya verildiği için. Yabancı ot tohumlarının içerisine taşıyor bir çok ne yazık ki. Birçok ot tohumunu özellikle horozibi, sirken gibi evet. tek yıllık bitkiler bunlar hayvanların sindirim sisteminde zarar görmeden geçiyor. Ve kendi elimizde tarlamıza maalesef bu otlar ekliyoruz bunların durumuna göre çiftçimiz ilaç seçimini yapacak Hı hı. ve mücadele eşiğine geleceğiz aşamasına geleceğiz. Hı hı. Hocam ben tam yeri gelmişken şunu sormak isterim. Şimdi geçen geçtiğimiz haftada e, bitki koruma ürünleri bayilik sınavı yapıldı. Şimdi buradaki e, ziraat mühendisi arkadaşlarımızın da sıkıntıya düştükleri e, genelde eğitimleri döneminde çünkü hep yabancı otlarla mücadele yüzeysel olarak anlatılmıştır. E, çok detaylı bir yabancı ot mücadelesi anlatılmamıştır. Çünkü hatta baktığımızda bitki koruma ana bilim dalı bile e, entomoloji ve fitopatoloji olarak ikiye ayrılıyor ve burada da e, herboloji olarak yabancı ot bilimi evet. çok ufak bir ...falanla yer alıyor bitki e, bitkisel kısmının içerisinde. E, şimdi e, yabancı ol tohumlarının aynı zamanda e, sınavda da çıkan bir soruydu bu. E, tohumların dayanıklılığı var. Diğer kültür bitkilerine göre daha zor şartlara e, adapteler... Toprak altında çok uzun bir, uzunca süreler, uzunca yıllar boyunca da canlılıklarını yitirmeden, çimlenme güçlerini yitirmeden de barınıyorlar. Bununla ilgili de isterseniz izleyicilerimize biraz Bilgi anlatalım. Çünkü olur. toprağın altında Hani bizim bir yıl çıkmadı ama ikinci yıl çıkmayacağını bilemediğimiz yabancı ot tohumları da duruyor olabilirler. Buket Hanım teşekkür ediyorum. Çok önemli, güzel bir konuya temas etmeye fırsat verdin. Şimdi ot tohumları, otun çeşidine göre değişir ama 20 yıl, 30 yıl, bazı otlarda 100 yıla varan dayanımlar var. Bu bize şunu ifade ediyor. Bu bir tesadüf falan değil. Yaratıcının doğada canlıların hayatiyetini, neslini devam ettirmesi için canlılara verilmiş olan bir sigorta sistemidir. Nasıl sigorta sistemi? Siz ne kadar mücadele ederseniz edin. İsterseniz 8 defa ilaçlayın ertesi sene o tarlada yine ot büyüyecek. Yüzde yüzüne engel olmanız mümkün değil. Neden? Bunu çok basit bir şekilde örneklendirirsek. Diyelim geçen yıl tarlamıza 100 tane tohum düştü. Herhangi bir otun 100 tane tohumu düştü. Bahar geldi şimdi. Bu otun 100 tane tohumunun hepsi çimlenmez. Bunun misal olsun diye söylüyorum. 70 tanesi bu sene çimlenir. 30 tanesi sonraki yıla kaldı. Bu kalan 30 tanenin bir kısmı önümüzdeki sene simlenir. Artan kısmı sonraki sene bu bitkilere göre değişir ama 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl belki daha uzun zamanlara yayılır. Bu neden böyle? Bir yangın oluyor. Misal bir orman yangını oluyor. Her taraf kül oluyor. Kısa bir süre sonra aradan birkaç yıl geçiyor. Bakıyorsunuz sanki hiç yangın olmamış gibi her taraf yeniden canlanıyor. Eğer böyle bir sistem olmasaydı tabiat kendi kendine biterdi. Bu sadece Kesinlikle. otlarda mı böyle? Hayır, hastalıklarda da böyle, böceklerde de böyle benzer durumlar var. Bu canlıların hayatta kalabilmesi için yaratıcının vermiş olduğu bir sistemdir. Biz burada mücadele ederek şu anlattığımız konularla otların tamamını yok edelim, böceklerin hiçbirisine yaşama hakkı tanımayalım onu anlatmıyoruz. Biz sadece bu canlılardan ürünümüzü koruyabildiğimiz kadar koruyalım. Ürünü mutlaka onlarla paylaşmamız gerekiyor. Kurtarabildiğimizi kurtaralım. Hocalarımızın güzel bir sözü vardı. İnsanlar böceklerden artanı yer diyordu. Öyle. Yabancı otlar ülkemizde ne kadar zarar veriyor? Üretilen mahsuldeki yabancı ot nedeniyle meydana gelen kayıp yüzde 15-20 arasında. Evet net bir rakam vermek zor ama tahminler, hesaplamalar %15-20 arasında. Geri kalmış ülkelerde bu daha yüksek. İlaçlamanın çok yapıldığı ülkelerde bu oran biraz daha düşük. Bizim ülkemizde Hubbat'ta ilaçlama neredeyse tarlaların tamamında yapılır duruma geldi. %15-16 artık en yoğun olduğu yerde belki 20'dir. Biz bu kadarını artık feda ediyoruz kurtarmak belki de daha zor. Kurtarayım dedikçe maliyet yükseliyor. O nedenle buna razıyız. Hı -hı. hayatı böyle devam ettireceğiz. Bunu da şey diyebilir miyiz hocam? Ee, yine mücadeleye başlarken ki belirlediğimiz bizi ekonomik kayıbı uğratmayacak olan zarar eşiğine izin tabii, veriyoruz. Tabii, tabii. Doğanın kendi dengesinde sürdürebilmesi için. Ee, hocam yabancı tohumlar tohumları için de şunu da söyleyebilir miyiz peki? Hani insan elinin değdiği her şey bozulur ya belki e, yabancı ot tohumlarını hiç ıslaha almadığımız, hiç üzerlerinde oynamadığımız için hiçbir türlü e, ...dayanıklıkları yitirilmiyor. Şimdi dengeleri bozulmuyor. Buket Hanım onlar Bakın bir sirken bitkisini düşünün. Bir tane bitki, tek bir kök bitki dokunmadığımız zaman kendi haline büyüdüğünde ortalama olarak 10 binle 100 bin arasında tohum veriyor. Sadece bir bitki. Evet. Yaratıcı bunlara öyle bir yetenek vermiş ki üstüne basıp geçiyoruz, zayıf görüyoruz, aciz görüyoruz ama. Onların bu tür benzer yetenekleri nedeniyle Allahu Teala'nın onları bu şekilde donatması nedeniyle bizim zayıf sandığımız bitki üreme yönüyle çok güçlü. O kadar mücadele ediyoruz, çapalıyoruz, ilaçlıyoruz, yolup atıyoruz. Yine de tamamını tarlamızdan temizleme imkanına sahip değiliz. Muvaffak olamıyoruz. Evet hocam. Yani insan eli değmedi ama insanla mücadele edecek kadar da güçlü bunlar. Yani tamamını ortadan kaldırırız diye bir şey yok. Rekabet gücü yüksek olduğu için onlar binlerce yıldır yaşamına devam ediyor. Evet hocam uygun koşulları buldukları zaman da zaten nemle, sıcaklıkla ve kendi içlerindeki de zaten bekleme sürelerini, çimlenebilmek için bekleme sürelerini de buldukları zamanda da tekrar filizlenip artık tarlalarımızda bize sorun olmaya başlıyorlar. Ben burada hemen bir şey daha vurgulayayım ablam izin verirsen. Şimdi zaman zaman programlarımızda bahsediyoruz. Böceklerde yanlış ilaçlamalar, dozun yanlış ayarlanması nedeniyle direnç oluşur diyoruz. Bu direnç oluşumu, ilaçlara karşı direnç oluşumu sadece böceklerde değil, yapılan birçok bilimsel çalışmada ortaya konulmuştur. Yabancı otlarda da aynı şekilde bir direnç oluşumu var. Ne demek bu direnç oluşumu? Biz bu sene A ilacını kullandık. İlacı yanlış kullandığımız vakit, etkili dozda kullanmadığımız vakit ölmeyen bitkiler, attığımız ilaç nedeniyle ölmeyip hayatını devam ettiren bitkiler direnç kazanıyor sonraki yıllara. Bu bitkilerin tohumundan gelen nesiller ilaca karşı dayanıklı oluyor. Siz sonraki yıl ilaç miktarını aynı ayarlasanız veya daha fazla ayarlasanız dahi Artık o ö, otu öldürme imkanına sahip olmuyorsunuz. O nedenle çok net olarak şunu söylemek gerekiyor ve üreticimizin de buna uyması lazım. İlaç tavsiyesi bir dekar için kaç gramsa ona uyulması şart ne fazla ne eksik. Evet hocam konu çok güzel gidiyor ama ben sizden müsaade isteyeceğim. Ufak bir reklam arasına gideceğiz değerli izleyenler. E, reklam arasında bize sorularınızı göndermeye devam edebilirsiniz. WhatsApp hattımızda. Şimdi ufak bir araya gidelim. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edelim programımıza. Değerli izleyenlerimiz ufak bir aradan sonra kaldığımız yerden bitki koruma saati programımıza devam ediyoruz. Hububat'ta özellikle de buğdaydaki yabancı otları ve programımızın bu bölümünde de yine pas hastalıklarını konuşuyor olacağız. E, hocam e, ilk parçada artık e, aslında biz yabancı otu toparlayalım e, kısmen bahsedelim demiştik ama izleyicilerimizin aşırı İsterişime yoğunlukta dağılıyor. soruları geliyor. Evet e, konumuz da dağılıyor ama ben e, dilerseniz sizin anlatımınıza tekrar bırakacağım konuyu. E, i̇lacı attık, attıktan sonra arkamız dönüp gitmeli miyiz demiştiniz ve orada kalmıştık. Ben buradan tekrar sözü size bırakayım. Şimdi oradan önce hemen birkaç konuya daha temas edelim. Şimdi yabancı ot ilaçları bir çiftçimizin tabiriyle bitkinin çalıştığı dönemde atılmalı. Bu ne demek? Bitki 8 derecenin altında, bahar aylarında serin havalar çok, 8 derecenin altında çalışması son derece zayıftır ve attığımız ilaç bitkilere etki etmez. İlaç atabilmek için, yabancı ot ilacı atabilmek için bir kere hava sıcaklığının 8 derecenin üzerine çıkması, mümkünse 12-15 dereceler civarında olmasını özellikle tavsiye ediyoruz. Bazen de aşırı sıcaklar oluyor, 25 derecenin üzerinde ot ilacı atılması da doğru değil. Bu sefer ekinde de yanıklığa sebep olabilir aşırı sıcaklarda. Düşük sıcaklar ilacın etkisini azaltır, yüksek sıcaklar ekinimize zarar verebilir. O nedenle 10 ile 25 derece arasında ilaçlama en uygun, en ideal zamandır. Dozunu iyi ayarlayacağız demiştik. Burada bir şeye daha vurgu yapmak istiyorum. İlaçların üzerinde çiftçilerimiz maalesef etiketi okumuyor. Onu da burada özellikle bir sistem olarak söylüyorum. Yıllarca bunu söylüyoruz. 10 dakikasını almaz. Hadi okuması zayıftır bilmem nedir. 2-3 dakikada okunur ama en fazla 10 dakikasını alır. Bu kadar masraf ediyor, emek veriyor, etiketini bir okumuyor. Etiketini okursa, ilacı nasıl uygulayacağını, başka ilaçlarla gübrelerle karışıp karışmayacağını, her şeyi ilacın üzerinde yazar. Ama benim burada dikkat çekmek istediğim bir husus var. O ilaçların üzerinde 2-4D diye bir yazı vardır. 2-4D amin veya 2-4D ester. Bu çok önemli bir ayrımdır. Evet. 24'de amin yazan ilacı attıktan sonra en az 6 saat yağış olmaması lazım. Eğer daha kısa süre içerisinde bir yağış olursa, aşırı sıcak olursa, hava hep kapalı giderse ilaçlama başarısı düşük olur. Ester yazanlarda bir saat gibi bir süre yeterlidir İlaç attık yaklaşık bir saat, bir buçuk saat yağış olmadı mı ilaç sorunsuz olarak etkisini gösterir. Ama daha erken attık 10 dakika, yarım saat sonra yağmur yağdı. O ilaçtan beklediğimiz etkiyi göremeyiz. Çiftçimizin ilaçlamaya çıkmadan önce, bugün hava televizyondan sürekli hava durumunu takip edebiliyoruz. İnternet kullanmasını bilen çiftçilerimiz internetini takip ediyor. Hatta bazı telefon şirketleri evet. çiftçimize bunu Mesaj olarak atıyor. Çiftçimiz iki dakikasını ayırıp hava kontrolünü yaptıktan sonra ilaçlamasını yaparsa emeğe zayı olmaz. Yaptığı işte en yüksek başarıyı sağlar. Şimdi ilaçlamanın e, dozunu ayarlamayla ilgili konuşmayacağım. Hastalıklardan anlatalım. Ondan sonra her ikisinin birden dozunu nasıl ayarlarız onları oradan anlatalım. Olur hocam. Ee, ayrıca ben de belirtmek <laughs> isterim işte ayrak, darıcan, tarla sarmaşığı gibi pek çok Konuda da izleyicilerimizden mesaj geliyor. Bunlar oldukça mücadelesi zor olan e, yabancı otlar. Bunlarla ilgili de hocam e, kısmet olursa başka bir program İnşallah. daha yapalım. Çünkü uzun uzadıya anlatılması gereken e, yabancı otlar bunlar ta tarla hazırlığı döneminden itibaren konuşulması gereken otlar. E, ve mücadelesi de bunlara göre daha zor. E, başlı başına bir program evet. konusu olur diye düşünüyorum. Çok önemli. Bu bir programa da sığacak konu değil ama hemen bir şey daha vurgulayayım ondan sonra bitirelim. Yabancı ot mücadelesinde... İster buğday olsun, ister diğer ürünler olsun, hangisi olursa olsun, otların tohum dökmesine <laughs> mümkün olduğunca fırsat vermeyelim. İmkan olan yerde, elle, çapayla, başka şekilde otları yolup imha edelim. Tohum dökmesine fırsat vermeyelim. Tohum dökerse, evet. biraz önce bir örnek vermiştim, bir sirken bitkisi, onla 10 yüz bin arası tohum veriyor. Bir bitkiyi söküp atmakla biz önümüzdeki yıla Binlerce tohumu engellemiş oluyoruz. Burada da önlemimizi almamız gerekiyor. Çok önemli, bu. E, Hatta bu normal e, yaptığımız her üretimde böyledir. Yabancı otun eğer tohuma gitmesine izin verirsek ve tohum sonrası biçim gibi farklı alanlarda, çim alanlar gibi özellikle, e, tohumlarını saçarsak bir daha e, baş edemeyeceğimiz kadar Önemsemediğimiz çoğalır. Önemsemediğimiz her şey karşımıza yarın daha büyük işçilik olarak, daha büyük ürün kaybı olarak çıkacaktır. Evet hocam yabancı ot konusunu kapatırken iki mesaj daha geldi. Onları da ben hemen buyurun. aktarmak isterim sizlere. Birincisi herbiset kullanımı topraktaki bitki besin maddelerine zarar verir mi diye gelmiş izleyicimizden. Daha önce ben bu mesajı okumamışım şimdi gördüm. Ee, aynı zamanda bir de ot ilacı toprak altında çimlenmiş fakat henüz yüzeye çıkmamış ürüne de zarar verir mi diye sormuş izleyicimiz. Şimdi onu şöyle diyelim. Besin maddeleriyle ilacın Etkileşimi bugüne kadar kayıtlı herhangi bir bilgi yok. İlacın etkisi, ilaç gübrenin etkisini artırır, azaltır, kaybeder. Öyle bir bilgi yok şu ana kadar. Evet. Sadece sıvı gübrelerle ilaçların karıştırılması durumunda birbirinin etkisini ters reaksiyon gösterip yok etme, etkisini zayıflatma gibi durumlar söz konusu ama topraktaki besin maddelerini ot ilaçlarının e, zayıflatması, yok etmesi gibi bir durum bugüne kadar bildiğimiz bir şey değil. Böyle bir söylentimi var. Çiftçimizin kafasına kulağına nereden geldi bu? E, soru kafasına nereden takıldı bilemiyorum. Böyle bilgi yok. Hı hı. Rahat olsun. Evet hocam peki çıkış öncesi çimlenmiş olan e, bitkiler alttaki bitkilere de zarar veriyor mu yabancı ot ilaçları? Şimdi yabancı etmemiş. ot ilaçlarının geneli bitkilere temas ederek Bitkilere değme yoluyla öldürdüğü için çıkmamış olan otları veya filizleri etkilemez. Ancak sistemik ilaçlar atıldıktan birkaç gün sonra veya yıkanma yoluyla o bitkiye de ulaşırsa sistemik ilaçlar onlara zarar verebilir. Ama DM etkili olan temas etkili olan ilaçlar bunu yapmaz. Evet hocam yabancı ot konusunda o zaman daha sonra inşallah farklı otlarla farklı birlikte değiniyor anlayalım. olacağız. Peki o zaman hastalıklara geçelim hocam isterseniz. E, buğdayda pek çok hastalık var gene hepimizin bildiği ama bunlar işte dönemsel olarak yağışlara bağlı, işte rutubete bağlı, toprağımızın durumuna bağlı e, ve doğru tohum seçimine bağlı olarak da değişen hastalıklarımız var. E, dilerseniz önce sizden hangilerinin ekonomik zarar yaptığını e, bir dinleyelim. Ondan sonra da başlık başlık inceleyelim bunlardan önemli gördüklerinizi. Şimdi ablam Hastalık deyince ilk aklımıza gelen buğdayda pas. Pas. Pasın da bilinen üç önemli türü var. Sarı pas en önemlisi ülkemiz için. Evet. Karapas, Kara pas, kahverengi pas. Kahverengi ve karapas ülkemiz için ekonomik manada önem arz etmeyen, zaman zaman bölgesel olarak, yöresel olarak zararlı olan bir hastalık. Bunun dışında ne var? Külleme var. Septoria var kök çürüklükleri var. En önemli ekonomik yönden ürüne kayıp veren hastalıklar bunlar. Bunun dışında rastlıktır, sürmedir. Bunun benzeri hastalıklar zaten tohum ilaçlaması yoluyla ta en başından engellendiği için onlar ekonomik yönden önemli bir kayıp meydana getirmiyor. Tedbirini baştan alıyor çiftçimiz. Artık eskisi gibi ilaçsız tohum kullanan çiftçi neredeyse yok. Sertifikalı tohumluk kullanıldığı zaman zaten bunlara karşı hepsinin ilacı önceden verilmiş. O hastalıklar çok da konuşmaya gerek yok. Tohum ilaçlaması bu tür hastalıkların rastık, sürme gibi hastalıkların Hı. tedbirini baştan aldırıyor. Biz en önemli hastalık olan pastan başlayalım. Zamanın durumuna göre diğerlerinde bahsedelim. Pas hastalığı erken teşhis edilirse yani çiftçimiz biraz önce de söylediğim tarla kontrollerini sık sık yapar, hastalığın başlangıç anını tespit edebilirse mücadelesi son derece kolay bir hastalıktır. Ama, Ama önemli olan erken teşhis. Tabii. Genellikle çiftçimiz hastalığı ne zaman fark ediyor? Hastalık yapraklar üzerinde, e, turuncu renk, portakal renginde, sarımsı renkte, Kendini gösterdiği vakit çiftçimiz, aa benim buğdayımda kınacık var diyor. Çiftçimiz genellikle evet. pas hastalığına kınacık der. Ekin kınacık olmuş, ondan sonra ilaçlama yoluna gidiyor. Şu an izleyicilerimiz de pas hastalıklarının belirtilerini ve şu anda susaların e, bu rastlık değil mi hocam? Bundan Sürme sonra rastık. gelecek evet. şimdi. Sürme rastlık ve pas hastalıklarının belirtilerini de görüyorlar şu anda Detay Şimdi görüntülerimizde. ilaçlamadan önce biraz önce saydığım hastalıkların hepsini etkileyen, Kültürel tedbirleri açıklamak istiyorum. Ha, şu anda pas gözüküyor. Bunlar bu aşamaya geldikten sonra artık iş işten geçmiş demek. Bu aşamaya geldiğinde herkes fark etmiş olur zaten. Çünkü tarlanın içine girdiklerinde paçalarının zaten aldığı renkten de görüyorlar. Şu görüntünün zaten. bir sonrası bitki üzerindeki bir sonraki görüntüsü artık bu sararmış bölgelerin altında ölü noktalar başlayacak ve ölecek bitkilerde hasta olan yerlerin tedavisi mümkün değildir. İnsanda, hayvanda bir hastalık olduğu zaman tedavisi mümkündür. Bitki de tedavi olmaz. Bitki de hastalığı ancak durdurabiliriz, engelleyebiliriz. Hasta olmuş, ölmüş bitki organlarını yeniden canlandırmak, yaşatmak gibi bir imkan yok. Doku öldü mü gider. Biz o nedenle tedbir almayı İlaçlamadan mücadeleden çok daha önemli bilmemiz gerekiyor. Tekrar ediyorum, tedbirler mücadeleden çok daha önemlidir. Bu tedbirler neler? Onları sıralayalım. Evet hocam. Pas, külleme, septoria, kök çürüklükleri. Bunlar için ortak birkaç nokta var. Bir, tohum seçerken ben hangi bölgede yaşıyorsam, Trakya'da mı? İç Anadolu'da mı, Güneydoğu Anadolu'da mı, Çukurova'da mı, nerede yaşıyorsa çiftçimiz, kendi bölgesine uyumlu buğday çeşitlerinden yetiştirmek zorunda. Sıcak iklimde yetişen buğdayı götürüp kurak iklime, nemli iklime ekerseniz, nemli alışmış bir buğdayı götürüp kurak iklime ekerseniz beklediğinizi alamazsınız. O bitki orada zayıf kalacağı için hastalıklar kaçınılmazdır. Hastalıklara karşı direnci zayıf olur. O nedenle tohum alırken çiftçimiz tohumu satan kişiye soracak arkadaş, bu tohum benim bölgeme uyar mı uymaz mı? Pasa dayanıklı mı? Küllemeye dayanıklı mı? Septoria dayanıklı mı? Bu soruları sormalı. Sadece tohumun fiyatıyla ya da kaç kilo ürün verdiğiyle ilgilenirdi. Bunu gözden kaçırırsa yarın bu hastalık kaçınılmaz olur. Tohum seçimi çok önemli. Tohumu seçtik, bölgemize uygun bir tohum aldık. Uygun bir tohum yatağı hazırlamamız gerekiyor. Önceki yıllardan bölgemizde, tarlamızda bu hastalığı da biliyorsak, önceki yıllarda evet. aynı hastalık o bölgede yaşandıysa, bir sonraki yılda muhtemelen o bölgede hastalık olacak demektir. Biz e, işlemesiz tarımdan daha önce bahsettik evet. ama hastalığın yoğun olduğu yerlerde, aşırı olduğu yerlerde erken dönemde bitkilerin yaprakları kuruyup toprağa dökülüyor. Bunlar toprakta kışı geçiliyor, yıllarca kalabiliyor bu hastalık etmenleri. Hastalığın yoğun olduğu yerlerde toprağa sürerek bu hastalığı gömmemiz lazım. Toprağın üstünde kaldığı sürece bu hastalık etmenleri ölmez. Ertesi seneye Aynı yerden tekrar yayılır. Biz sürüm yaparak toprak içerisinde gömüp öldürebiliriz. Tohum yatağını da güzel hazırladık diyelim. Geldi ekime. En çok yapılan hatalardan birisi. Bunu daha önceki programlarımızda da ortaya koyduk. Maalesef çiftçimizin belki de yüzde doksan dokuzu gereğinden fazla tohum, tohum ekiyor. Atıyor. Sık ekiyoruz. Sık ekerek... Şimdi hepsine tek tek girmeyeceğim ama cebindeki paradan oluyor. Ülke boş yere tohumluk buğdayı toprağa gömmüş oluyor. Binlerce ton tohum gereksiz yere atıldığı için. Ve sık ekim nedeniyle başta pas olmak üzere diğer hastalıklarında tarlamızda oluşmasına sebep oluyoruz. Peki ideal tohum miktarı ne? bunu daha önce de konuştuk. Evet konuşmuştuk. Eğer yani mibzerimiz de. kaliteli ise yani kaliteden kastım pneumatik mibzerlerse, havalı mibzerlerse, tohumu tek tek ekiyorsa bizim ülke geneli için ortalama bir rakam söylüyorum. 12, 13 kilo, 16 kilo tohum birçok toprakta yeterli. Hatta bazı çeşitlerde 8 kiloya kadar buğday tohumunu düşürmek mümkün verim kaybı olmadığı gibi daha yüksek verim alma imkanına da sahip oluyoruz. Peki böyle az atarsak çiftçimiz şu anda bunu az olarak gördüğü için söylüyorum. Az tohum atarsak ne olur? Evet. Tohumu ideal miktarda attığımız zaman bitkilerin arasından hava akımı, rüzgar geçme imkanı var. Rüzgar geçtiği için nem birikmeyecek. Nem birikmeyince hastalık oluşmayacak. Bitki Mevcut duruma göre, şu anki duruma göre biz ideal tohum miktarı dediğimiz daha az attığımızda daha çok kardeş oluşturacak, daha kuvvetli sap oluşturacak, yatmaya karşı bitki dirençli olur. Zayıf sap olursa bir rüzgardan, yağmurdan yatıyor, başa bile taşıyamıyor. Ürün yattım zaten mahsul alamazsınız oradan. O nedenle ekimi ideal miktar neyse o miktarda ekmeliyiz. Burada ideal olarak da şöyle bir rakam vereyim çiftçimize. Metrekareye düşürecek, düşürülecek bitki veya çıkması gereken bitki. 250-300 arası ortalama bir rakam söylüyorum. Bu bölgesine göre, toprağın verimlilik durumuna göre değişebilir. 250-300 arası, 280 civarında metrekarede bitki olması yeterlidir. Ha bu tohumun çeşidine göre de 3 aşağı 5 yukarı azalabilir artabilir ama ben ortalama bir rakam veriyorum. Metrekarede 600-700 bitki eken çiftçimiz var. Bunlar çayır mekiyor, buğday mekiyor. O zaman da işte kök boğazı hastalığı, septoryası, küllemesi, pası kaçınılmaz olur. Bunların hepsi e, aslında tarlamızın, bitkilerimizin hava almasıyla rahatlayabilecek, e, baş edilebilecek hastalıklar. Ama bir sık ekim yaptığımız zaman tarlayı bir anda boğuyoruz. Boğuyoruz, aynen. Bunu da yaptığımız zaman havalandırma, hava sirkülasyonu olmadığı için tarlanın içerisinde bu hastalıkları çok daha e, fazla ve çok daha şiddetli olarak Zaten görüyoruz. Zaten sertme ekim yapılan yerlerde de hastalığın evet. daha çok olmasının sebebi budur. Bitkinin arasına hava girmiyor. Rüzgar girmiyor. Sertmekim de o nedenle kesinlikle istemediğimiz bir durum. Artık günümüzde her yerde mibzerin olduğu dönemde sertmekim kesinlikle tercih edilmemeli. Peki mibzerle Burada bir şey daha çok önemli. Her çiftçimiz tarlasında özellikle de bu bahar döneminde... işte bakın o biraz önce söylediğim gözlemler bir kez daha önemini ortaya koyuyor. Bu bahar döneminde tarlamızın hangi tarafından rüzgar tarlamıza giriyor... Hangi yöne doğru esiyor? Benim tarlamda misal kuzeyden güneye doğru esiyor. Doğudan batıya doğru esiyor. Hı hı. Ben bunu bilirsem, bir çiftçi olarak hangi yönden estiğini bilirsem, sıraları da, mibzerin gidiş yönünü de ona göre ayarladığım zaman, diyelim ki tarlamızda rüzgar kuzeyden güneye esiyor. Ben mibzeri kuzeyden güneye doğru çektiğim vakit, sıralarım kuzeyden güneye doğru oluşacak ve rüzgar, Sıranın başından girip sonundan çıkacak. Tarlanın içinde ürünün e, arasında nem birikmesini engelleyecek. Bu çok önemli. Çiftçimizin basitine gelebilir ama hastalığı önlemede bu saydıklarım son derece önem arz ediyor. Bitti mi? Değil. Bundan sonra ne yapacağız? Birçok yerde bunun örneklerini gördüm. En başta söylediğimiz o yanlış çeşit seçimleri evet. nedeniyle yan yana iki tarla, Birisinde hastalık ta başa kadar ulaşmış, diğerinde hiçbir şey yok. Neden? O çeşit bu bölgeye uygun değil ondan. Ve önemli bir husus, belki de en önemlilerinden birisi. Bunu da birçok örneğini yaşadığım için vurgulayarak söylüyorum. Gübrelemeyi maalesef dengesiz yapıyoruz. Hangi gübreden ne kadar vereceğiz? Hı hı. Ben geçen sene şu kadar kullanmıştım bu sene de aynısını attım. Geçen sene kullandığımızın doğru olduğunu nereden biliyoruz? Komşum şu kadar atmıştı çok iyi verim aldı. Ya senin toprağın aynı toprak mı? Çeşit aynı çeşit mi? Ekim şeklin aynı mı? Komşun önüne kalmayacaksın. Tahlil denilen bir şey var. Toprağımızı tahlil ettireceğiz. Tavsiye ne ise. 3 ise 3, 5 ise beş, yirmi ise 20. <laughs> Özellikle de evet. burada azotlu gübre kullanımı ön plana çıkıyor. Azotlu gübreyi gereğinden fazla kullanırsak, bir daha hatırlatalım azotlu gübre neydi? Üre, amonyum sülfat ve nitratlı gübreler. Nitratlı derken e, kalsiyum amonyum nitrat şu anda. Hı hı. Bunlar azotlu gübreler. Bir de içinde azot bulunan 315, 2020 gibi hı. kompozit gübrelerimiz var ne kadar azot tavsiye edilmişse biz bu gübrelerden hangisini kullanırsak kullanalım tavsiye edilen miktarda kullanmamız gerekiyor. Azotu attığı zaman çiftçimiz ekim bir anda bir hafta on gün yirmi gün sonra o güzel bir yeşillik kazanıyor. Boy atmaya başlıyor. Çiftçimiz de çok iyi bir şey yaptığını zannediyor. Bizim için bir anda büyümesi önemli değil. Sağlıklı büyümesi, dirençli büyümesi önemli. Azotlu gübreler gereksiz kullanılırsa bitkilerin hastalık ve haşerelere karşı direncini maalesef azaltır. Evet hocam yine güzel gidiyor konu. Azotlu gübrelemeden bahsettiniz. Ben de izleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. E, tarla günlüğü programının içerisinde de Ziraat Yüksek Mühendisi Ateli Atalay'ın da anlatımıyla birlikte e kuru tarımda özellikle azotlu gübrelerin hesaplanması, miktarlarının da e, detaylı olarak anlatıldığı programlarımıza da erişebilirsiniz yine Bereket TV'nin sosyal hesaplarından. Diyelim ufak bir araya gidelim aradan sonra devam edelim programa. Thank you. Değerli izleyenlerimiz ufak bir aradan sonra kaldığımız yerden programımıza devam ediyoruz. Artık programımızın son kısmına girmiş bulunmaktayız. Ee, hocam e, programın <laughs> kapatmadan önce, geçmiş parçayı bitirmeden önce azotlu gübrelemeden bahsediyorduk. Azotlu gübreleme e, tabii ki hepimizin e, can atarak attığı bir gübredir. Çünkü yeşil aksam ne kadar artarsa o kadar çok ürün geleceğini düşünürüz. E, çünkü genel olarak bizi yeşil aksamıyla kandırıyor bitki. Yeşil aksamını geliştirdiği zaman, heybetçi gözüktüğü zaman, zaman evet gözümüze hoş geliyor ve ürün olarak da aynı e, bollukta ürün alacağımızı düşünüyoruz ama sizin de bahsettiğiniz gibi birkaç nokta vardı. E, bitki dokularını özellikle yumuşatıyor, gevşetiyor ve bu da e, hastalıkları ve zararlara karşı bitkinin daha dayanıklılığını dayanıklılığını e, azaltıyor. Yani daha yumuşak bir dokuya hastalığın ve zararlının yerleşmesi çok daha kolay oluyor diye özetlemiştiniz. Buradan sonra sözü ben tekrar size bırakıyorum. Evet, özeti de verdiniz. Ben e, gübrelemede çiftçimizin buna özen göstermesini hassasiyetle istiyorum. Burada bir şey daha söyleyip bitirelim. Eğer azotlu gübrenin baharda verilmesi gereken gübrenin tamamını bir seferde verirse bu hastalık kaçınılmaz olur. Parça parça verirse azotlu gübrenin bir anda yapacağı bu ani gelişme ortadan kalkar. Bitkimiz daha dengeli şekilde büyümeye devam eder. Şimdi kültürel tedbir olarak bu saydığımız hastalıkların oluşmasını engellemede üzerinde durulması gereken bir konu da yabancı ot mücadelesi nemli, yağışlı olan bölgelerde özellikle çok önemli. Eğer bir sıra ektik, tohumu seyrek ektik bilmem falan ama eğer ot mücadelesi yapmadıysak sıralarında sıra çıkan otlar gene hava geçişini rüzgar geçişini engelleyecek ve ürünün içerisinde nem birikmesi nedeniyle maalesef yine hastalık olur. O nedenle ot mücadelesi de burada çok önemli. En başarılı ot mücadelesini nasıl yapmamız gerekiyorsa zamanında, uygun dozda ilaçlamayı yaparak ot gelişimini de engellersek biz pas hastalığının, e, septoryanın küllemenin oluşmasını da engellemiş oluruz. Şimdi pas hastalığı Hangi sıcaklıklarda gelişir? Pas hastalığı 10 derece sıcaklığı bulduktan sonra gelişmeye başlar. Hatta bazı yerlerde daha düşük sıcaklıklarda 7-8 dereceden itibaren hastalık gelişmesi başlar. Bu bize şunu ifade eder. Hava sıcaklığını çiftçimiz takip edip 5 dereceyi geçtikten sonra tarlasında sürekli takipler yapmalı. Hastalık başladı mı başlıyor mu? Yapraklardan koparıp çiftçimizin bunu çok basit olarak yapması gerekiyor. Beyaz bir kağıdın üzerine 3-5 tane yaprağı koyup ışık altında yapraklara bakması gerekiyor. Yaprak üzerinde bir dikiş gibi, makine dikişi gibi sırasıyla lekeler görüyor mu? Yağ lekesi gibi, su lekesi gibi lekeler görüyor mu? Şu lekeyi kastetmiyoruz. Bu hastalığın gelişmiş İlerim sondaki sahaya. dönemi. Biz başlangıç dönemini kastediyoruz. Yaprakta böyle hafif yağ lekesine benzer sıralı şekilde aynen şu yaprak üzerinde olduğu şekilde damar üzerinde sıralı şekilde renk değişimi var mı? Eğer böyle bir renk değişimini ıslaklık benzeri renk değişimini gördüyse Hı. çiftçimizin ilaçlamaya geçmesi gerekir. Ha burada şartımız eğer iklim Yağışlı gidiyorsa, hava kapalı gidiyorsa, nemliyse ilaçlayacağız. Hı hı. Hastalığın başlangıcını görebiliriz ama hava kurak gidecekse, e, günümüzde artık 15 günlük hava tahmini bile almak mümkün. 15 gün yağış yok diyorsa, ilaçlamaya gerek yok burada. Hastalığın yayılması için gerekli olan hava sıcaklığı ve nem. Nemin de en az %80-90 civarında olması lazım ki bu hastalık gelişebilsin, yayılabilsin bizim bölgemiz çok yağışlı. Bazı çiftçilerimiz böyle diyor. Her yıl oluyor. Ha böyle her yıl oluyorsa artık orada havayı takip etmeye bile gerek yok. Çünkü bazı bölgelerimiz özellikle Trakya bölgemiz, bazı yıllar Çukurova bölgemiz aşırı yağışlar nedeniyle hastalık kaçınılmaz oluyor ve o zaman hava takibine bile gerek kalmadan ilaçlamayı yapmamız lazım. Geç kalındığı takdirde ilaçlamanın hiçbir anlamı yok. Harcanacak para, yapılacak emek boşa gider. Hastalığı tümüyle biz yapraklarda gördükten sonra erken dönemde görürsek, daha bitkinin alt yapraklarındayken hastalığı gördük, mücadelesini yaparsak hastalığın üst kısımlara doğru yeni çıkacak yapraklara, başa bulaşmasını engellemek adına erken dönemde hastalığı gördüğümüzde mücadele edersek başarılı oluruz. Sadece burada şunu vurgulamak istiyorum. Bayrak yaprak dediğimiz... Tam size soracağım soruydu benim de bu. <laughs> bayrak yaprak dediğimiz yaprak bitkinin en önemli yaprağıdır. Çünkü başakta tane doldurmayı en çok etkileyen yaprak bu yapraktır. Hastalık oraya ulaşmadan en son çıktı. Hastalık alttan yukarı doğru yayılıyor. Hastalık oraya ulaşmadan ilaçlamayı yapabilirsek ürünü cüzi bir verim kaybıyla kurtarabiliriz. Ama bayrak yaprağı da bulaştırdık mı hastalığı artık o tarladan çok fazla bir şey beklenmez. Ürün verimi düşer, kalitesi düşer, tohum iyi dolmaz, hektolitre ağırlığı düşer, protein değeri düşer derken ürün birçok yönüyle kayıplar verir. Bir izleyicimiz de bayrak yaprak çıkmadan önce atabilir miyiz ilacı demiş. E Belirtileri zaten gözlemlemesi, e yaprağın çıkışını beklemesi gerekiyor mu? Zaten erken dönemde bu hastalığın varlığını, yokluğunu takip edip gördüysek, hastalık çıktı dediysek alt yapraklarda daha üste bulaşmadan, üst yapraklar henüz oluşmamışken, hı hı. bakın ne diyorum, hava sıcaklığı 5 dereceyi geçtiğinde takip edeceğiz, hastalığın gelişimi... 7-8-10 derecelerden itibaren yoğun şekilde görülmeye başlanır. 15 derece hastalığın yayılması için 15-20 derece arası en ideal dönemdir. 15-20 derece arası bunlar çok önemli. Ya biz buğday ekiyoruz, sonbaharda ekiyoruz, hava soğudu, tohum çıkıyor mu çıkmıyor. Hastalık da canlıdır sonra, hastalığı yapan etmen nedir o da bir canlıdır. Onun da gelişebilmesi için İki şey çok önemli. Hastalığın gelişebilmesi için sıcaklık ve hastalığın ihtiyaç duyduğu nem. nem. Sıcaklık 15 dereceyi geçtiyse 25 dereceden sonra olmaz, onu da belirtelim. Evet. 15-20 derece civarındaysa hastalığın gelişmesi için çok ideal bir ortam. Ancak tek başına yetmiyor sıcaklık, nemin de %80-90'larda olması hastalığın tam istediği bir durum. Eğer biz tarlamızda, bölgemizde böyle bir iklimi, sıcaklığı, nemi gördüysek hastalık hızla yayılacak demektir. Yukarıya bulaşmasını beklemeden, yukarıda hastalığı görmeden ilaçlayalım ki bayrak yaprağı kurtaralım hiç olmazsa. Evet, bizim hep söylediğimiz gibi önemli olan bizde koruyucu önlemler. Tabii tabii tabii. Çünkü tabii, koruyucu hastalık önemlidir. geldikten sonra bitkilerde ne yazık ki tedavisi yok. İnsan ya da hayvan bitkilerde. Bazen başa bulaşıyor, evet. sap tamamen hasta oluyor. Hastalanıyor tamamen. Hastalık nedeniyle zayıflayan sap. Yatmaya meyil ol, meyilli oluyor. Biz evet. aslında hep insan ve hayvan hekimliğine baktığımızda tedavi edebiliyoruz. Ama bitki hekimliğine baktığımızda, bitki koruma kısmına baktığımızda e, ne yazık ki bizim tedavi etme şansımız yok. Sadece durdurabiliyoruz. Ama İlerlemesine kaybediyoruz. geliriz evet. o kadar. İsterseniz pası burada bitirelim. Evet, Zaman hocam. azalıyor. Saydığım bu önlemlerin hepsi e, kök ve kök boğazı hastalıkları. Onlar 3-5 tane farklı etmenin oluşturduğu e, hastalıklardır hı hı. ve özellikle kök boğazı kök çürüklüğü hastalığı tarlanın taban yerlerinde yani en alt kısımda yukarıdan gelen nemin vesairenin suyun biriktiği yerlerde e, su kaybının az olduğu yerlerde külleme pas septoria bunların üçü de orada yoğunlukla görülür kök boğazı çürüklükleri yoğunlukla görülür bu tedbirleri alırsak büyük oranda bu hastalıkların gelişmesini engel oluruz son yıllarda ee, bu kök ve kök boğazı çürüklüklerine karşı da ilaçlı mücadele yapılıyor. Ama zamanını geçirirsek onda da ilacı boşaltmış oluruz. Mücadelenin zamanı her şeyden önemli. İş işten geçtikten sonra ilaç atmanın bir anlamı yok. Şimdi ben izin verirseniz hem yabancı ot ilaçlamasını hem e, diğer hastalık ilaçlamasını Doz ayarlamasını nasıl yapacağız? Evet hocam. En çok sıkıntıya düşülen konular onlara temas etmek istiyorum. Çok sevinirim hocam. Çiftçimiz burada öncelikle şunu bilmeli. Tarla ilaçlamaları. Yani buğdaydır, arpadır, pamuktur, Pancer. mercimektir, pancardır ne ilaçlıyorsa. Bu ilaçlamalardaki doz ayarlama farklıdır. Meyve bahçelerinde yapacağı ilaçlamalarda doz ayarlaması farklıdır tarla ilaçlamalarında bizim bir dekar alana atacağımız ilaç önemlidir. Bunu ilacı üreten firma defalarca çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalar neticesinde dekara şu kadar ilaç atılacak diye bir rakam bulmuştur. Yıllarca süren çalışma, defalarca yapılan denemeler, ülkemizin farklı bölgelerinde yapılan denemeler neticesinde dekara şu kadar ilaç atılacak diye bize bir rakam veriyor. O rakamların hiçbirisi keyfiyeten yazılmış, tesadüfen yazılmış bir rakam değildir. İlacın üzerinde çiftçimiz etiketi okuduğunda görecek ki işte 100 gram mı, 200 gram mı, 50 gram mı ilacın çeşidine göre değişir. Etiketi okuduğunda bir dekara atması gereken ilaç miktarı yazıyor. Peki bunu nasıl ayarlayacağız? Çiftçilerimizin burayı çok dikkatle dinlemelerini, gerekirse not almalarını özellikle istirham ediyorum. Traktörümüzün, traktörü hazırladık, ilaçlama makinesinin arkasına taktık, ağzına kadar suyla doldurduk, depoyu tam manasıyla suyla doldurduk. İlaç katmıyoruz. Mümkünse elimize bir metre alıp, 100 metrelik bir mesafe belirliyoruz. Bu 100 metreyi ne, neye göre söylüyorum? İlaçlama makinamızın varsayalım ki ilaçlama kollarının açıklığı 10 metre olsun. Yani bir gidişte 10 metrelik bir şeridi ilaçladığını düşünelim. İlaçlama makinamızın genişliği 12 metre ise farklı olacak. 14 ise farklı olacak. Kaç metre ise onu çiftçimiz farklı şekilde ayarlayacak. Onun da hesabı şu. 10 metre üzerinden gittiğimizde 10 metre şerit ilaçlıyoruz. 100 metre Giderse çiftçimiz bir dekar alanı ilaçlamış olacak. Yani 10 çarpı 100 eşittir 1000 metre eder. 12 metre ise 1000'i 12'ye böldüğünde kaç metre gitmesi gerektiğini görür. 12 metre ise 1000 bin metre kareyi böldüğünde 14 ise kaç metre gidecek. Bunu çok basit olarak hesaplayabilir. 18 metre ise 1000 rakamını 18'e böldüğünde kaç metre gideceğinin hesabını yapar bir de karciğeri ilaçladık. İlaç katmadık ama gittik geldik makinamızın içine tekrar su dolduruyoruz. Kaç litre su aldı? Ölçülü şekilde doldurursak diyelim ki makinamız bir dekara 20 litre su atmış. Ha demek ki bizim makinamızın bir dekara attığı ilaçlı su miktarı 20 litre. Peki bizim makinamız ne kadar kapasitesi. Diyelim 600 litrelik bir ilaçlama deposu var makinamızın. Bir dekara 20 litre attığımıza göre 600 litrelik ilacı biz kaç dekara atacağız? 600'ü 20'ye böldüğümüz vakit bu 20 olmaz da çiftçimizin makinasında 18 olur, 22 olur. Bu değişir. Ben örnek olsun diye 20 üzerinden gidiyorum. 600 litrelik depoyu 20'ye böldüğümüz zaman karşımıza 30 rakamı çıkar. Yani bizim bu makinamızla bir defa doldurduk 30 dekar yeri ilaçlayacağız. Peki ilacımızın üzerinden tavsiye miktarı nedir? Dekara kaç gram ilaç at diyor. İlacın üzerinde okuyacağız. Misal orada da diyor ki dekara 100 gram tavsiye ediyor. Bizim makinamız 30 dekarı ilaçlayabildiğine göre 100 gramı 30'dan çarpıyoruz. Makinamıza koyacağımız ilaç miktarı 3 kilo olarak çıkıyor. Makinamıza 3 kilo ilacımızı katıyoruz ve ilaçlamaya başlıyoruz. İş bitti mi? Hayır. Burada dikkat etmemiz gereken hususlar var. En önemlisi şu: Biz ilaç atarken, özellikle yabancı ilaçlarını söyleyeyim, yabancı ot ilacı atarken kesinlikle Rüzgarlı havada ilaç atmamalıyız. Bütün ilaçlamalarda aynı şekilde. Özellikle yabancı ot ilacında. Evet. Yani bir böcek ilacı sürüklense de e, istemediğimiz bir durum ama bir zarar farklı verebilir, ürünlere ama. ama yabancı ot ilacı sürüklenir de hemen yanımızda bir meyve bahçesi varsa veya bir mercimek veya farklı bir bitki varsa yani ilaçtan evet. ölebilecek bir bitki varsa ilaç rüzgarla sürüklenir giderse o tarlalarda, o bahçelerde büyük tahribata sebep olur. O nedenle yabancı ot ilacı atarken havası, e, havanın rüzgarsız olmasına, sakin olmasına özellikle dikkat ediyoruz. Nemin ve sıcaklığın hocam etkisi nedir peki burada? O çok önemli. Evet güzel bir soru sordun ablam. Sıcaklık biraz önce söylemiştik. 10 derecenin üzerinde olmalı ki bitkinin çalıştığı döneme girsin. Yabancı ot ilacı atıyoruz. Bizim hedefimiz burada otun ölmesi. Ot o ilacı çalışırsa bünyesini alacak. Hı hı. Bitki çalışmıyorsa serin havada bitkiler çalışmayı durdurur. ilacı bünyesini almaz. İlaç bitkinin içine girmediği için de öldürmez. Nem yağış olmayacak ama hava nemi yüksek olursa, aşırı yüksek olursa yine ot ilaçlarında başarı oranı düşer. Çünkü bitki sürekli terleme yapar. O nedenle de ilacın etkisi düşer. Nem'i kontrol etmemiz biraz zor ama çok aşırı da etkilemez. Zaten evet. sıcaklık 15 derecenin üzerine çıktıysa genellikle ilaçlamada sorun yaşamadan gideriz. Burada bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum. İlaçlama makinasının yükseklik ayarı mutlaka olmalı. Bazı eski makinelerde bu yok ama yeni makinelerde asansör dediğimiz sistemle ilaçlama kolları aşağılara kadar iniyor 30-40 santime kadar bitki seviyesinin üzerine indirebiliyoruz bitkinin boyuna göre de daha yukarıya alabiliyoruz ot ilaçlamalarında bitkiden 30-40 santim yukarıdan geçecek şekilde kolları ilaçlama memelerini geçirebilirsek ilaçlanma başarımız yüksek olur. Eğer daha yukarıdan giderse yine sürüklenme riski fazla. Daha aşağıdan giderse bu seferde iki memeden çıkan ilaç aşağıdan gittiği zaman e, bitki üzerine ulaşmadan bir boşluk bırakır. Bu sefer de bir kısım ot maalesef ilacı yeterince alamaz ve o ilaç e, otlar o otlar ilaçlanmadığı için ölmez. Ölmeyen otlar da bizim için sonraki yıllara büyük problemler çıkartır. Burada önemli bir husus da şimdi ayarını verdik. Makinamıza ne kadar ilaç katacağımızın ayarını belirledik. Ancak dikkat etmemiz gereken çok önemli bir husus da traktörle biz kaç kilometre süratle gidiyoruz? Evet. O 100 metreyi giderken onu söylemiyor orada ihmal ettik. Traktörümüzün tarlada gideceği hızla aynı sürat, süratte gitmeliyiz. Nedir bu da? Ortalama olarak 6-8 kilometre bir hız. Eğer biz bu hızdan daha düşük gidersek birim alana yani dekara daha fazla ilaç atmış oluruz. Eğer hızlı gidersek belirlediğimiz dozu düşüremeyiz daha seyrek doz düşer. Düşük doz hedef aldığımız zararlıyı öldürmeyeceği gibi yüksek doz da aynı şekilde bu sefer bitkiye zarar verecek, asıl bitkimizi belki zehirleyip öldüreceğiz. Hız ayarlamasını da çok iyi yapmamız gerekiyor. Acemi bir sürücüye ilaçlama yaptırmamalıyız. Acem bir sürücüye. İster istemez yani biz rüzgarsız hava diyoruz ama az da olsa bir esinti her zaman olur. Bu çok ıı, düşük esintiyi önemsemiyoruz ama ne olursa olsun ilaçlama yapan kişinin de sağlığını korumak adına rüzgarı karşımıza almalıyız. Evet. Rüzgar bize doğru esmeli ki ilaç arkadan geliyor, ilacı bizden uzaklaştırsın. Tersini yaparsak makine anlattığı ilaç traktör sürücüsünün üzerine gelecektir. ...biz kendi kendimizi zehirlemiş olacağız. Evet hocam çok kısa bir vaktimiz kaldı. Ben birkaç soru sormak istiyorum size Buyurun. gelen izleyicilerimizden. Özellikle bize sitemeden izleyicilerimiz var ama... E, ...program konumuzun doğrultusunda ve süremiz yettiğince cevap verebildiğimiz için... E, ...her soruya ayrı ayrı değinemiyoruz. Özellikle de bölgesel ve e, benim tarlamda şu sorum var e, diye bahsettiğiniz soruları ...özellikle cevap veremiyoruz. E, çünkü şöyle e, konunun genelini dinlerseniz eğer... ...genelinde mutlaka e, sizin tarlanızdaki belirtilere yönelik de e, anlatımlar yapıyor... ve Temel hocam diyorum. E, hocam, e, kükürt ve e, sıvı kükürt ve e, herbisitleri karıştırabilir miyiz diye bir soru yöneltmiş izleyicimiz. E, faydayı da zararla karşılaşır mıyım diye sormuş. Çok kısa bunun cevabını almak isteriz. Ablacığım bunu şöyle söyleyelim. Şimdi sıvı kükürt, e, kükürdün pH'ı biliyorsunuz asidik yapıdadır. İlaçların geneli de 6,5-7 yedi pH'e göre ayarlanmıştır. Eğer ilaç üzerinde karışabilirliği ile ilgili her ilacın etiketinde bilgi vardır. Şununla karışır, bununla karışmaz gibi bir bilgi yoksa, yani bilgi mutlaka vardır ama karışabilirliğini belirten bir şey yoksa karıştırılmasa daha iyi olur. Evet. Ee, bir de kükürt aha. eksikliği Hubbat'ta çoğunlukla görülmez. Evet. Şayet tahlil yaptırmış kükürt eksikliğini görmüşse bunu Ayrı bir uygulama olarak yapmasını ben her zaman tavsiye ediyorum. İlacı ilacı olarak gübre gübre olarak. Ha ilacın üzerinde böyle bir aksinot yoksa çiftçimizin küçük bir alanda deneyip ona göre hareket etmesi lazım. Evet hocam bir de pek çok soru var ama e, ne yazık ki şu anda hani e, yanıtlayamıyoruz ayrı ayrı hepsini. E, ben tekrar hocam e, teşekkür ediyorum artık süremizin sonuna yaklaştık. Yine bu programda da aslında bütün konularımıza değinemedik. Ee, ama kısmen de olsa e, bazı sorularını da yanıtlamış olduk izleyicilerimizin hocam. Eklemek istedikleriniz varsa hemen Son alalım. Son bir şey şunu söyleyeceğim. Çok hızlıca alalım hocam. Karapas ve e, kahverengi pasla ilgili bu iki pasın gelişme sıcaklıkları sarı pasa göre daha yüksektir. Her iki pasta hem yüksek nem hem sıcaklık yönüyle sarı pastan daha e, yüksek sıcaklık istediği için geç dönemde ortaya çıkar... Zaten o dönemden sonra da hava sıcaklıkları hızla yükseldiği için bu mantari hastalıklar, fungal hastalıklar gelişme fırsatı bulamaz. O nedenle sarı pas dışındaki hastalıkları çok önemsemiyoruz. Ama bölgesel olarak, yöresel olarak yoğun olduğu yerlerde varsa çiftçimizin bunda dikkat almasında fayda var. Geçen yıllardan tecrübeleri bu konuda çok önem arz ediyor. Hocam tekrar teşekkür ediyorum ben, ben, size. Ben de teşekkür ]lere. ediyorum. Evet değerli izleyenler bugünkü programımızı tamam burada ya. tamamlıyoruz. Ben de şunu eklemek istiyorum. Özellikle ilaçlama ve e, yine gübreler, gübrelerimizi atacağımız sularda da e, suyun pH dengesine özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Bununla ilgili pek çok kaynakta bulabilirsiniz. internet üzerinden gerekirse biz de sosyal medya hesabımız üzerinden nasıl uygulamalar yapmanız gerektiği konusunda bir şablon paylaşalım. Buradan da takip edin diye eklemek isterim. E, programımızın yarın sabah 9'da pazar günü 17'de ve çarşamba akşamı da 22.30'da tekrarları var. Buradan takip edebilirsiniz. Önümüzdeki hafta canlı yayında olmayacağız. Domatesle ilgili bir program hazırladık sizler için. Bu programı izleyebilirsiniz. Yayın günümüzde de saatimizde de ufak bir değişiklik olacak. Bunu da Facebook adresimiz üzerinden takip edebilirsiniz diyelim ve iyi akşamlar dileyelim.